Sevgili dostlar, bizleri izleyen herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir biyografi hazırladım. Özellikle Tanzimat döneminin en önemli şairlerinden ve aydınlarından Namık Kemal'in hayatıyla ilgili neler biliyoruz ve bilmemiz gerekenleri gelin hep birlikte hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü fikirleri ve eserleriyle de etkilemiş olan bir kişidir. Vatan ve hürriyet şairi olarak bilinir. Yurtseverlik, hürriyet ve millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat devri aydınıdır. Bu kavramları aynı zamanda Türk fikir edebiyatına da sokan kişi olarak bilinir. Heyecanlı oluşu, kavgacı kişiliği, akıcılığı ve parlak üslubu nedeniyle döneminin diğer yazarları arasından da daha fazla tanınmasına neden olmuştur. En önemli eserleri İntibah isimli romanı ve Vatan yahut Silistre isimli tiyatro oyunudur. Tanzimat döneminin en önemli düşünce, sanat ve siyaset adamlarından biridir. Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Sanatı toplumun batılılaşması için bir araç olarak kullanmıştır. Eserlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmayı tercih etmiştir. Eserlerinde noktalama işaretlerini kullanmıştır. Gençliğinde divan edebiyatı tarzında şiirler yazmıştır. Avrupa'ya gittikten sonra yeni edebiyatı benimsemiş ve o yönde eserler vermeye başlamıştır. Fransız edebiyatını örnek almış ve romantizmin etkisinde kalmıştır. Şiirleri biçim bakımından eski fakat konu bakımından yenidir. Yurt, ulus, özgürlük gibi konuları işlemiştir. Ayrıca şiirlerinde mücadeleci tipte insanlar yaratmıştır. Tiyatroyu eğlencelerin en faydalısı olarak görmüş ve halkın eğitilmesinde de çok önemli rolü olduğunu söylemiştir. Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Babası Yenişehirli Mustafa Asım Bey, annesi Arnavut olan Fatma Zehra Hanım'dır. Tekirdağ'daki evlerinin civarında bulunan tekkenin şeyhi, Tokatlı Hafız Ali Rıza Efendi, kendisine Mehmet Kemal adını vermiştir. Çocukluğu annesinin babası olan Abdüllatif Paşa'nın yanında geçer. Dedesi Abdüllatif Paşa, Tekirdağ Sancağı'nda vali yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Afyonkarahisar Sancağı'na tayin edildiğinde ailece Afyon'a taşınırlar. 1848 yılında annesi Fatma Zehra Hanım'ı Afyon'da kaybeder. Mehmet Kemal yaşamını büyük babasının yanında sürdürür. Abdüllatif Paşa'nın değişik kentlerde görev yapması nedeniyle düzenli bir eğitim hayatı olmaz. Özel dersler alır ve kendi kendini yetiştirmeye çalışır. Arapça ve Farsça öğrenir. Dedesi Afyon'daki vali yardımcılığı görevinin ardından ailesiyle İstanbul'a gelir. İstanbul'a geldiklerinde 3 ay Beyazıt Rüştiyesi'ne ve ardından 9 ay valide mektebine devam etme fırsatı bulur. Dedesinin Kars'a mutasarrıf olarak atanması sebebiyle 1,5 yıl Kars'ta yaşar. Kars'ta kaldığı süre boyunca divan edebiyatını öğrenir. Avcılık, atıcılık, cirit dersleri alır. Kars'ta görevi sona eren dedesiyle birlikte 1854'te İstanbul'a döner. Bir yıl sonra 1855'te babasının Bulgaristan Filibe mal müdürü, dedesinin Sofya kaymakamı oluşuyla Sofya'ya gider. Sofya'da evlerini ziyarete gelen dedesinin arkadaşı şair binbaşı Eşref Bey şiirlerini okuduktan sonra Mehmet Kemal'e yazıcı, katip anlamlarındaki Namık ismini verir. O günden sonra Namık Kemal olarak anılmaya başlar. 18 yaşına kadar kaldığı Sofya'da komşuları Niş Kadısı Mustafa Ragıp Efendi'nin kızı Nesime Hanım'la evlenir. Bu evlilikten Feride ve Ulviye adında iki kızı ve Ali Ekrem adında bir oğlu dünyaya gelir. İlk şiirlerini Sofya'da yazan Namık Kemal, İstanbul'a geldiğinde kısa sürede şairler arasında tanınır. Henüz Batı edebiyatı ile bir teması yoktur. İstanbul'da divan edebiyatı geleneğini takip ettiren şairlerle tanışır. Arap ve Fars edebiyatlarını öğrenmeye çalışır. Leskovçalı Galip Bey adlı şairle yakın dostluk kurar. Bu şairin başkanlığında kurulan Encümen-i Şuara adlı şairler topluluğuna katılır. 1863'ten itibaren 4 yıl yeniden tercüme odasında görev alır. Bu yeni görevi sırasında Batı'yı tanıyan kimselerle tanışma imkanı bulur ve gözlerini Batı kültürüne çevirir.
Edebiyatta batılılaşmanın ilk adımlarını atan İbrahim Şinasi ile tanışması hayatını değiştirir. Batı edebiyatını öğrenmeye başlar. Sanat ve hayat görüşü değişir. İlgisi Nesir'e yönelir. Tarih ve hukuk alanında da kendini geliştirmeye çalışır. Tercüme odasının bir katibinden Fransızca dersleri alır. Tasviri efkarda fıkra ve tercüme yazılar kaleme alır. İlk defa Şinasi'de gördüğü hak, millet, vatan, hürriyet, millet meclisi gibi kelimeleri yaygınlaştırır. 1865'te Şinasi, Tasviri Efkar gazetesini kendisine bırakarak Fransa'ya gidince Namık Kemal tek başına gazeteyi çıkarır. Aynı dönemde İttifakı Hakimiyet adlı, daha sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti adını alacak olan Gizli Derneğin kurucuları arasına girer. Derneğin amacı bir anayasa hazırlanmasını ve parlamenter bir yönetim sistemi kurulmasını sağlamaktır. Namık Kemal gazetesinde bu görüşleri doğrultusunda ve hükümet aleyhine şiddetli makaleler yayınlar. Şark meselesi üzerine yazdığı bir makale gazetenin 1867'de kapatılmasına ve kendisinin Erzurum vali muavini olarak atanmasına yol açar. Namık Kemal hükümet tarafından gönderildiği Erzurum'a gitmek yerine Paris'e kaçar. O ve arkadaşlarını Paris'te yaşayan Mısırlı prens Mustafa Fazıl Paşa davet etmiş ve maddi himayesini almıştır. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu olan ancak Sultan Abdülaziz'in bir fermanıyla Mısır yönetimindeki haklarından mahrum edilen Mustafa Fazıl Paşa kendisini Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin reisi ilan eder ve Avrupa'ya davet ettiği örgüt üyelerinin finansörlüğünü üstlenir. Mustafa Fazıl Paşa'nın desteğiyle Londra'da Muhbir adlı gazeteyi çıkarır ancak Namık Kemal Ali Suavi ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine Muhbir'den ayrılır. Aynı yıl Sultan Abdülaziz Uluslararası Paris sergisini görmek üzere şehre gelince Fransız hükümeti genç Osmanlıları ülkeyi terk etmeye davet eder. Namık Kemal bazı arkadaşlarıyla birlikte Londra'ya gider ve orada Hürriyet gazetesini çıkarırlar. Bu arada Mustafa Fazıl Paşa, Paris'e gelen Abdülaziz'le ilişkilerini düzeltmiş ve onunla İstanbul'a dönmüştür. Giderken gazeteyi çıkarmaya devam etmelerini, desteğinin süreceğini söylediyse de İstanbul'a döndükten sonra fikrini değiştirir ve geçici olarak Hürriyet'i kapatmalarını ister. Bunun üzerine Namık Kemal ile Ziya Paşa gazeteyi kendi imkanlarıyla çıkarmayı denerler. Bir süre sonra arkadaşlarıyla arası bozulan Namık Kemal vazgeçer ve 1870'te Sadrazam Ali Paşa ile barışıp yurda döner. Siyasetten uzak durmak, yazı yazmamak koşuluyla affedilen Namık Kemal İstanbul'a döndükten sonra Diyojen adlı mizah dergisinde imzasız fıkralar yazar. Sadrazam Ali Paşa'nın ölümünden sonra 1872'de İbret gazetesini çıkararak yeniden muhalefete başlar. Gazete sık sık kapatılır ve sonunda Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'yı eleştiren yazılar yüzünden Namık Kemal İstanbul'dan uzaklaşması için mutasarrıf olarak Gelibolu'ya atanır. Birkaç ay kaldığı Gelibolu'da Vatan yahut Silistre adlı oyunuyla Evrak-ı Perişan adlı eserini tamamlar. Gelibolu'nun bazı sorunlarıyla ilgilenir ve su davasını halleder. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın Bolayır'daki kabrini ziyaret eder. Ebu Ziya Tevfik Bey'e buraya gömülmeyi vasiyet eder. Namık Kemal bir yandan da İbret gazetesine baş muharrir ve Ebu Ziya'nın çıkardığı Hadika gazetesine NK imzasıyla yazı göndermeye devam eder. Gelibolu'da salgın haline gelen kuduz hastalığını önlemek için köpekleri sürgün etmesi bahane edilerek Gelibolu mutasarrıflığı görevinden alınır. Osmanlı hükümeti tarafından açığa alınan Namık Kemal 1872'nin son günlerinde Gelibolu'dan İstanbul'a döner. İbret'in başına geçer. Çok geçmeden bir makalesi nedeniyle hakkında soruşturma açılır. Gazetesi tekrar kapatılır. Tiyatro ile ilgilenmeye başlar. Vatan yahut Silistre oyunu 1 Nisan 1873 gecesi İstanbul'da Güllü Agop'un Gedikpaşa'daki tiyatrosunda sahnelenir. Oyunun sahnelenmesi halkı coşturup olaylar çıkmasına neden olur. Bu konuda İbret'te yayımlanan yazılardan sonra gazete bir daha çıkmamak üzere kapatılır. Namık Kemal ve 4 arkadaşı yargılanmadan sürgüne gönderilir. Namık Kemal, Magosa'ya, Ahmet Mithat'la Ebu Ziya Tevfik Bey Rodos'a, Menapirzade Nuri ve Bereketzade Hakkı Beyler'de Akka'ya sürülür.
Sürgün dönüşü İstanbul'da bir kahraman gibi karşılanır. Tahta çıkışından 93 gün sonra akıl bozukluğu gerekçesiyle indirilen 5. Murat'ın yerine Osmanlı tahtına oturan 2. Abdülhamit, ilk Osmanlı anayasasını oluşturmak için bir komisyon kurar. Namık Kemal bu komisyonun bir üyesi olur. Ancak şair padişahın aleyhine bir tehdit beyti yazıp bunu mecliste okuyunca mahkemede yargılanır. Söylediği Arapça beyit, bir şey ikilendi mi muhakkak üçlenir de anlamındaydı ve tıpkı Abdülaziz ve 5. Murat gibi Abdülhamit'in de tahttan indirilebileceğini ima ediyordu. Namık Kemal, asayişi bozduğu gerekçesiyle suçlu bulunup 6 ay hapis cezasına çarptırıldıysa da sonradan beraat eder. Girit Adası'nda ikamete mecbur edilir. Kendi isteği üzerine ikameti Midilli Adası'na çevrilir. 2,5 yıl sonra Midilli Mutasarrıfı olarak görevlendirilir. Midilli'de tanıdığı genç yaştaki Hüseyin Hilmi Paşa'yı ömrü boyunca koruyup destekler. Hüseyin Hilmi Paşa yıllar sonra 1909'da sadrazamlığa kadar yükselir. 1879'dan itibaren 5 yıl süren Midilli'deki görevi sırasında kaçakçılıkları önler, hazine gelirini arttırır, 20 Türk ilkokulu açar, Türklerin hayat seviyesini yükseltir, adalarda yaşayan Türk ahalisinin sorunlarını dile getiren bir rapor hazırlar, Baba Ali'ye sunar. 1882'de Nişani Osmanlı Madalyası ile ödüllendirilir. Namık Kemal'in Midilli'de kaçakçılıkla mücadelesinden çıkarları zarar görenlerin şikayetinden sonra 1884'te Rodos Mutasarrıfı olur. Rodos Adası'ndaki çalışmaları da Padişah'ın İmtiyaz Madalyası ile ödüllendirilir. Rodos'ta Osmanlı tarihi hakkında eser yazmaya başlar. İngiliz ve Yunanlıların şikayeti üzerine 1887'de Rodos'taki görevi sona erer. Sakız Adası mutasarrıfı olur. Sakız Adası'nın kuru havası nedeniyle rahatsızlanan Namık Kemal, 2 Aralık 1888 günü 48 yaşında hayatını kaybeder. Adada bir caminin haziresine defnedilir. Arkadaşı Ebu Ziya Tevfik, şairin Bolayır'da gömülme arzusunu Padişah 2. Abdülhamit'e iletince naaşı Gelibolu'ya nakledilir. Bolayır'da Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın türbesinin yanına gömülür. Birkaç yıl sonra Sultan Abdülhamit bir türbe yaptırır. Türbenin planını Tevfik Fikret çizer. 1912'de Mürefte Şerköy depreminde sütunlar zedelendiği için halen mermer kaplı bir kabirde bulunur. Namık Kemal'in ölümünden sonra 2. Abdülhamit şairin oğlu Ali Ekrem'i sarayda görevlendirir. Babası Mustafa Asım'ı ise saraya müneccimbaşı tayin eder. Tanzimat döneminin en önemli şairlerinden olan Namık Kemal'in hayatı, hayat mücadelesi kısaca bu şekilde. Gelibolu'ya geldiğiniz takdirde Gelibolu Bolayır'da bulunan Gazi Süleyman Paşa Türbesi ile birlikte aynı bahçe içerisinde yer alan Namık Kemal'in de kabrini ziyaret edebilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.